İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Halfeti kentine bahar erken geldi. Kayıp ve şehit askerlerin cesetlerinin aranmasına Artsakh'ta yeniden başlandı. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Aray Vazan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek. Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhurbaşkanları video köprüsüyle buluştu. Kaşatağ'ın Ahavno köyündeki okul binası yenileniyor. Madena Taran minyatür resim kurslarına başlıyor. Soykırım Mimarı başlıklı Talat Paşa hakkındaki kitap Türkçe'ye çevrildi. Mari Barsegyan Hancan ile söyleşi. Batı Ermenistan'ın Urfa ilinin tarihi ve turistik ilçesi Halfeti'de hava sıcaklıkları nedeniyle yalancı bahara aldanan bazı ağaçlar çiçek açtı. 2013'te sakin şehir ağına dahil edilen Halfeti, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle bölgenin saklı cenneti olarak anılıyor. Güneydoğu Bozkırı'nın ortasında olmasına rağmen Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kenti görünümüne kavuştu. Havaların bu normal sıcaklık üzerinde kalması durumunda çiçek açan ağaçlar yakında meyve verecek. Artsakh Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Devlet Acil Servisi tarafından Armenpress'e yapılan açıklamada Artsakh'ta şehit düşen askerlerin ve kayıpların cesetlerinin aranmasına yeniden başlandı. Devlet Acil Durumlar Servisi 10 Mart'ta Martuni, Azerbaycan'ın kontrolü altına geçen Güneydoğu sınır bölgesi ve Varanda bölgelerinde arama operasyonları devam ediyor dedi. Ateşkes sonrası arama sırasında bulunan toplam ceset sayısı 1490'dır. Bunların 15'i ön verilere göre sivillerdir. Geri kalanı ise çatışmalara katılanlara ait. Artsakh'taki soğuk hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle 8-9 Mart'ta şehit düşen askerlerin ve kayıpların cesetlerinin aranması geçici olarak askıya alınmıştı. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Aray Vazyan Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan aktarılan bilgiye göre Ermenistan Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları Aray Vazyan ile Abdullah bin Zayed Al Nahyan arasındaki görüşmeler 11 Mart'ta gerçekleşecek. Akkuyu Nükleer Santrali'nin 3. ünitesinin açılışına Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhurbaşkanları Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan çevrim içi olarak katıldı. Akkuyu, Rosatom'un Türkiye'nin işgali altında bulunan Kilikya Ermenistan'ına ait Mersin ilinde Akdeniz kıyılarında inşa ettiği bir nükleer enerji santralidir. Nükleer santralin 4 güç ünitesi olacak. Türkiye'deki ilk nükleer santrali. Bu neredeyse tamamen bir Rus projesidir. Dün gece resmi Moskova, Rusya'nın Türkiye'deki Büyükelçisi Andrei Karlov'un cinayetiyle ilgili karardan memnun olduğunu açıkladı. Ankara Ağır Ceza Mahkemesi, Büyükelçi Karlov'u öldürmekten 5 kişiyi müebbet hapis cezasına çarptırdı. Rusya ve Türkiye Dışişleri Bakanlarının bugün Doha'da buluşacağını da ekleyelim. Toplantının gündemi hakkında henüz detaylı bilgiler yok. Ancak tarafların Artsakh Dağlı Karabağ meselesini ve 10 Kasım gecesi imzalanan üçlü anlaşmanın sorularını ele almaları beklenebilir. Ahavno'nun okul müdürü Boğoz Ağabekyan'ın Armenpress'e bildirdiğine göre Artsakh'ın Kaşata bölgesindeki Ahavno köyünün Garakin Nijde adlı okulu ile aynı binada bulunan anaokulunun yenilenmesine yeniden başlandı. Boğuzcan yaptığı açıklamada Ahavno'daki tamamlanmamış okul binasının yenilenmesi savaş nedeniyle yarım kaldı. Diasporadaki Ermeni hayırseverlerin yardımıyla restorasyon çalışmalarına yaklaşık bir hafta önce yeniden başlandı. Okul binasında lavabolar ve tamir edilecek diğer kısımlar hariç bina içinde 30 çocuk için öngörülen anaokulu da restore edilecek. Köy sakinleri geri dönmeye devam ediyor. Şu anda köyde anaokulu yaşında 17 çocuğumuz var. 34 öğrenci ise ilkokula gidiyor. Bunlardan 11'ini Ahavno Köyü Belediye Başkanı Antranik Çavuşan her gün Berzor'dan okulumuza bizzat getiriyor. Öğretmenlerimizin %90'ı da geri döndü diye belirtti. Güvenliğin sağlanması konusuna değinen Ahavno Okulu'nun müdürü köyün ancak şenlendirilerek Ermeni olarak ayakta kalacağından bahsetti. Güvenlik sorununu ise kendi imkanlarıyla çözmeye devam ediyorlar. Eski El Yazmaları Müze Enstitüsü Madena Taran'ın Maştot adlı Ermeni Kültürünü Koruma ve Geliştirme Vakfı, resim yapmayı seven ve Ermeni minyatür resmine ilgi duyan yetişkinler 18 yaş üstü için bir minyatür resim kursu düzenlemektedir.
Kurs ayda 6 ders, 1 teorik ders ve katılımcıların minyatür resmin temelleri hakkında bilgi sahibi olması için bir kez madene taran turunu içerecek. Dersler minyatür ressamı Lilith Vardumyan tarafından yürütülecektir. Ermeni Haber'den verilen bilgiye göre geç Osmanlı dönemi ve Türkiye tarihinde tanınmış bir uzman olan Zürih Üniversitesi Profesörü Hans Lukas Kayser'in Talat Paşa, Modern Türkiye'nin Babası, Soykırımın Mimarı başlıklı kitabı Türkçe'ye çevrildi. Bazı Türk medyası tarafından skandal olarak nitelendirilen çeviride onları iki gerçek kızdırdı. Birincisi Soykırımın Mimarı ibaresi. İkincisi ise kitabı İngilizceden Türkçe'ye çeviren Türk Bağımsız Yayın Evi İletişim Yayınları'nın başlığını Modern Türkiye'nin Babası ifadesini iddiaçılığın beyni ifadesiyle değiştirmesidir. Talat Paşa, Soykırımın Mimarı, İddiaçılığın Beyni başlıklı kitabın versiyonu Türkler tarafından soykırım iddialarının propagandası olarak nitelendirildi. Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV'de Mari Barsegyan Hancıyan, devlet yanlısı bir zihniyetin oluşmasında büyük rol oynayan tarihin böylesine önemli olaylarını detaylandırarak devletin halkın yaşamındaki rolünü ve önemini vurguladı. Devletin çekirdeğini oluşturan aydınlar, siyasetçiler ve devlet adamları insanlara bir devlet duygusunu aşılamak zorundaydılar. Maalesef bu gerçekleşmedi. Devlet yanlısı bir halka sahip olmak için ülkeyi, vatanı sevmeye başlamalı ve her insan bunu kendi evinden ve ailesinden başlatmalı. Tarihçi Publis sözünü şöyle özetledi. Ayrılmaz bir formül var. Her insan evini, her millet kendi ülkesini güçlendirmeli ve inşa etmelidir. Bunu bizim yerimize başkası yapamaz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sasun adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Hamşeni Mani adlı eseri sunuyoruz. Nazov, jesku mi te kada haskanca, siracun se murazov, jesku mi te kada haskanca, siracun se murazov. Edilam ti kanadzi, čaruk niras lavadzi, eli voski čašeci, jari zes naši kanadzi, eli voski čašeci, jari zes naši kanadzi. Gam teşere, acaba koynuma baksan il şapa turvan kişere, acaba koynuma baksan il şapa turvan kişere. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.